Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın bir hadislerini keltirdiler. Muallif, gapni başında, kitabını başında, akıl egeleri bugün müminlerini tariflediler. Ayet-i kerime bilen. Ahdlerine vefa kıladılar, ahd-i peymanını buzmaydılar. Allah'a bergen vaadelerine vefa kıladılar. Deyip keldi. Keyin, o şimdi akıllı mümin buluşsun, ne kılış gerek deyse, kitab-ı sünnetke, Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerge hem de müctehid imamlarını yolları yerge şikerek dedi. Ana şu Kur'an-ı Kerim ve müctehidlerinin yolları sırat-ı müstakimdir dedi. Biz namazda söyledikten doğru yol şudur dedi. Şimdi o şu doğru yolunu hasıl kılış lazımligini Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriften delil bilen ve enne hâzâ sırat-ı müstakimen ayeti bilen ettiler. Resul-i Ekrem aleyhisselam beni doğru yolum şu diye etkenleri yani kitab-ı sünnetge ergeçiş, müctehidlerge ergeçiş yolu doğru yol ekenine etmaksı buldular. Şimdi o şu kitab-ı sünnetge ergeçiş ve doğru yol ge ergeçiş ge yani çakılı uçu bu narsani, bu mananı takitli uçu ve onun nümeligini bizlerge beyan kılı uçu hadisini hem keltirdiler ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam beni sünnetimi ve doğru yoldaki menden keyingi halifelerimi, orun basarlarımı sünnetini mahkem tutin. Ularını azık tişleriniz bilen tişlen degen sözlerini keltirdi. Bu hadisinin mükemmel şekilde ötken sefer etkenimizdik. İrbaz ibn-i Sariye raziyallahu anhudan rivayet kılıngen, bunu İmam Nevavi özlerini arba'in 40 hadislerde keltirgenler. Bu 40 hadisini şu ustazlar bilen bugün başka derslerde biz eşitkenimiz, şahlegenimizem. Betafsilroq eshitmoqchi bo'lgan odam shu 40 ni sharhiga ham quloq solishi mumkin. O'sha ma'nolarini qisqaroq qilib bu yerda aytamiz. Irboz ibn Soriya raziyallohu anhu ulug' sahobadan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam bir kun bomdod namozini o'qib berdilar bizga. Keyin bizga yuzlanib va'z qildilar. Bomdod namozini o'qidilar-da, keyin qibladan odamlarga burilib odamlarga va'z qildilar. Bu Hajjatul Vado'dan qaytayotganlarida bo'lgan bir rivoyatda kelishicha. Ya'ni umrlarini oxirgi pallalarida. Undan keyin 1 yil yashaganlar yoki 1 yilga yetmaganlar, 1 yil yashaganlar. 1 yil yashaganlar, 1 yil yashamaganlar. Hajjatul Vado'dan keyin bir necha oy yashaganlar. Hajjatul Vado'da qaytganlar, keyin Rabiul Avvalda, kelgusi Rabiul Avvalda vafot etganlar. Bir necha oyda, 4 oydan keyin vafot etganlar. Ömürlerinin ahirki pallelerde etkenler bu hadisini. Düşünelim. Bundan bilemiz ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın vaazları bu etken vaazları ahirki sözlerden gören ki bizge vasiyet. Biz için vasiyettir. Vaaz kıldılar. Bundan bu vaazlardan közler şaşkatar yaş kuydu. Fezarafet minhel uyun. Ovecilet minhel kulub kalpler lerzege keldi. Bu sözlerden düşünemiz ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın sözleri ne kadar tesirli bugün. Ve sahabelerin kalpleri ne kadar tesirçen bugün. Her iki taman ne düşünüşümüz mümkün. Hut şu Resul'un sözlerini açsak, okusak bizi gözümüz yaş gibiydi. Kalbimiz katıp gitken için. Ama sahabe-i kiramlarda yaşlar koyulup gitti dedi. Kalplerimiz lerzege geldi. Avval Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın tesirleri, o kişinin berekatları, o kişinin ruhaniyetleri var bu yerde. İkinci, cihetten sahabe-i kiramlarının kalpleri açıklığı, ruhları tirikliği, akılları uygaklığı var. Bizdeki gafilmez. Şu bilen birge, bu hadis-i şeriften bilemiz ki, şunda bir kişi durup, ya Resulullah bizge, vasiyat qiling bu mavize vidolashayotgan odamning mavizasi bo'ldi. Ya hayot bilan vidolashayotgan odamning mavizasi bo'ldi. Demak Rasul akram alayhissalotu vasallamni u vazlari bu hadis emas. Bu talab qilingandan keyin aytgan gapdir. Undan oldingi aytgan vazlaridan umrlarini oxirlab qolganini sezganlari sezilgan. Gaplarini ohangi, so'zlarini ruhiyatidan vafotlari yaqinlashgani sezilgan. O'sha ruhiyat tinglovchilarga ham o'tgan. Ularni yig'latgan va ularni qalblarini larzaga keltirgan omillardan biri ham shu bo'lgan. Boshqa bir rivoyatda shu so'zni Irboz ibn Soriyani o'zlari aytganlar.
Bir kişi aytdi deyapti-yu. O'zlari aytganlar ki, ya Rasululloh bu vidolashayotgan kishini vazi bo'ldi go'yoki. Sözü bo'ldi. Ya'ni sizni yo'qotib qo'yishdan qo'rqib qolyapmiz bu so'zlarni eshitib. Vasiyat qilingki, sizdan keyin nima qilishimiz bilib olaylik. Lekin sahoba ikromlarning balog'atidan unaqangi ochiq aytmadilar-da. Vidolashgan kishini so'zi bo'ldi, vasiyat qiling dedilar. Rasul akram alayhissalotu vasallam ham u kishini maqsadini tushunganlari uchun o'zlaridan keyin nima qilish haqida va'z qildilar. U kishini yo'q paytlarida musulmon ummatini nima qilish kerakligini tavsiyasini berdilar. Borliklaridagi ma'lum, ammo yo'qliklarida nima qilish kerak, ana shuni aytdilar. Famada ta'hadu ilayna degani bu yerda bu bizdagi Imom Ahmad rivoyatlarida bizga nimani ahd qilib qoldirasiz? Nimani bizga ahd qilib qoldirasiz deb aytdilar. Boshqa bir rivoyatda avsina 40 dakilada bizga vasiyat qiling. Vasiyat degani faqat o'layotgan odamni gap emas asli. Bizda shunaqa tushunilib qolingan. Lekin vasiyat o'zi asli lug'atda tayinlab aytilgan oxirgi gap sifatida aytilgan, ta'kidlangan gap. O'zgarmaydigan. Oxirgi gap sifatida o'zgarmaydigan, ta'kidlab aytilgan har qanday gap, nasihat ham vasiyat deyiladi. Qur'on Karimda zalikum vassakum, Alloh shuni vasiyat qiladi deganda shuni aytadi. Rasul akram alayhi salatu vasallam o'sha nargi rivoyatni so'zi vasiyat qiling, avsina degan so'zi Rasulullohning so'zlariga muvofiq keladiki, usikum deb boshladilar, vasiyat qilaman deb boshladilar. O'sha rivoyatni lafzi hadis sharifni Rasulullohning so'zlarini lafziga to'g'ri keladi. Usikum bi taqvalloh, Alloh subhanahu va taologa taqvo qilishga buyuraman sizlarni dedilar. Taqvo hamma yaxshilikning bosh. Lekin taqvo nima? O'tgan safar aytganimizdek, har bir kalimani ma'nosini tushunishimiz kerak, mohiyatini anglashimiz kerak, to'yinki amal qila olaylik, to'g'ri amal qila olaylik va boshqada ham to'g'ri baho bera olaylik. Palonchi taqvodor yoki men taqvoliyim manmi degan savolni qo'ygan paytda, yoki qanday qilsam taqvodor bo'laman degan savolni qo'ygan paytda, taqvo nimaligini bilmasak to'g'ri javob ololmaymiz. Shuning uchun Allohga taqvo qilish, taqvo so'zi asli viqoyadan olingan. Viqoya saqlash, bir narsani to'sish degan. Taqvo bir vosita bilan o'zini zararli narsadan to'sishga aytadi. Taqvo nima bilandir to'sinish. Tushundingizmi? Biz nima deymiz Robbana atinada va qina azabannar degani, qina degani bizni saqlagin degan. Do'zaxni o'tidan saqlagin degandagi o'sha qi viqoyadan olingan. Taqvo ham o'sha o'zakdan olingan. Nimadandir saqlanish, asranish, lekin xususiyati bu yerda lug'atda bir nima bilan, nimanidir vositasida saqlanish, o'zini himoyalash. Tushundingizmi? Endi nima uchun o'zini himoyalash deb aytilgan bu so'zda taqvo ayni vosita bilan himoyalanish so'zi kelgan desangiz, odatda kishi nimadan saqlanishi kerak bo'ladi o'zi aslida bu yerda nazarda tutilgan. O'ziga zarar keltiradigan narsalardan Alloh tomonidan bo'ladigan u kishiga yetib ketishi mumkin bo'lgan iqobdan o'zini saqlash. Allohning azobidan saqlash, Allohning itobidan saqlash o'zini degan. U dunyoda bo'lsin, oxiratda bo'lsin. Alloh taoloning azobi, uqubatidan o'zini saqlash. Endi o'sha saqlanish nimadir vosita bilan bo'ladi. Masalan, gunohdan to'xtash bilan yoki aytilgan amrni bajarish bilan. Shuning uchun bu saqlanishga vosita bilan saqlanish ma'nosidagi taqvo so'zi qo'yilgan. Lekin u saqlanish vosita bilan bo'ladi, ammo aslida saqlovchi Allohning o'zi bo'ladi. Faqat bu zohirda sabab bo'lib beradi xolos, ko'rinishda. Endi taqvoni bu lug'aviy tasvir. Ta'rifi qandoq desiz? Ba'zi ulamolar ta'rif qilib aytadiki, oxiratda zarar beradigan narsadan saqlanish. Taqvo nima? Oxiratda zarar beradigan narsalardan saqlanish. Masalan, birovni so'ksangiz oxiratda zarar beradimi? Beradi. Savobingizni oladi u. Yoki uni gunohidan sizga yuklanadi. Birovni molini yesangiz oxiratda zarar beradimi? Albatta. Bir doniq degan, bir doniq degani
qanchaga to'g'ri keladi? Bir dirhamni 6dan biri. Bir dirhamni 6dan biri bo'lsa 15 dollarcha keladi atrofida menimcha. Vallohu alam hozirgi kunda. 70 marta jamoat bilan o'qilgan namozni savob olinadi deyilgan. Birovni 15 dollar haqqi qolsa sizda taqribiy 70 marta jamoat bilan o'qilgan farz namozini ajr olinadi. Haligi haqdorga. Obrosini to'kkan bo'lsangiz, g'ibatini qilgan bo'lsangiz, so'kingan bo'lsangiz, haqorat qilgan bo'lsangiz ham hammasiga olinadi. Demak, taqvo o'shalardan saqlanish, oxiratda zarar berishi mumkin bo'lgan narsalardan saqlanish. Namozni vaqtini kechiktirish, namozni tez o'qish, chunki u ham namoz qabul bo'lmasa oxiratda zarar beradi sizga. Qur'oni Karimni buzib o'qish oxiratda zarar beradi. Insonga azor berish zarar beradi oxiratda. Allohning buyruqlarini qilmaslik birortasini yoki qilma deganini qilish hammasi zarar beradi. Oxiratda zarar beradigan narsalardan saqlanish taqvo bo'ladi. Bir ta'rif. Endi bu nimada ko'rinadi desa, Abu Darda roziyallohu anhu ulug' sahobiy, faqih sahobalardan aytganlarki, zarra og'irligida ko'rinadi deganlar. Va فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ o'qiganlar. Kimiki zarra misqolicha yaxshilik qilsa, ko'radi o'sha. Kimiki zarra misqolicha yomonlik qilsa, uni ko'radi degan Alloh. O'shunda zarra nima? Chumolining bolasi. Biz tilimizda ham eng kichkina narsaga zarra deb kirgan, to'g'rimi? Chumolining bolasi o'ta kichkinaligidan kichkina narsalarni zarra deyishga o'rganganmiz, o'shunga o'xshatib. Lekin zarratun asli nomi chumoliga qo'yilgan. Zarra so'zi aslida nom qilib chumolining bolasiga qo'yilgan. O'ta kichkina bo'lganidan keyin kichkina narsalarni ham zarra deyishga o'rganganmiz. Fizikada zarra deb nimani aytadi? Atomni aytadi. Endi misqol nima desa og'irlik degani. Chumolining bolasining og'irligicha kimdir yaxshilik qilsa nima uchun og'irlik deyiladi? Odatda tarozi tortiladi. Taroziga tortiladi amal. Tarozida odatda og'irlik bo'ladi. Qanaqa tarozi bo'ladi, Alloh biladi. Hozir insonning davlanasini o'lchaydigan tarozilar bor. Havoni gradusini o'lchaydigan, haroratni o'lchaydigan tarozilar bor, ha? Nimani ochsangiz, kompyuterda ochsangiz, yozilgan masalan Worddagi yozuvni sig'imini o'lchaydigan tarozilar bor, va hokazo. Alloh biladi bandaning amalini qanaqa o'lchaydi, o'zi biladi. Lekin go'yanki bizi ko'zimizni oldidagi narsa tortadigan, meva tortadigan tosh taroziga o'xshatyapti. O'shanda mana masalan siz chumolini 10 tasini qo'yib ko'ring, tarozining bir pallasiga, ikkinchi pallasiga 1 gramni qo'ying, kelmaydi 1 gram. Chumol o'ta yengil jazot bo'ladi, o'ta yengil. Shuning uchun chumolni tanlagan boshqa hayvondan ko'ra. Chumol moddasi o'ta yengil bo'ladi, puting uchib ketadi. U bolasi emas, otasi ham. Lekin o'shini bolasi, mayda bolasini og'irligicha agar amal bo'lsa, inson ko'radi. Shuning uchun aytiladiki, nigohidan so'raladi inson. Birovga bunday tikilib qarab turgan bo'lsa, o'shundan so'raladi. U gapni qo'ying, amalni qo'ying, ishni qo'ying, nigohdan so'raladi. Nimaga so'raladi? O'ta tarozi nozik. Allohning tarozisi o'ta nozik. Bu nima degani? Allohning tarozisi o'ta daqiq degani. Yaxshilikka ham, yomonlikka ham. Bitta aksa urib alhamdulillah desiz, tarozida bor shu ham. Bir odam yuziga ko'rishganda assalomu alaykum desa, va alaykum assalom deganingizga alohida ajr. Tabassum qilib qo'ysangiz, tabassumga alohida ajr bo'ladi. O'sha labingizni 1 santimetr kerilib qo'yani ham tarozida turadi. Labingiz 1 santimetr ochilib qoladi-yu, ichingiz ozgina tabassumda. 1 santimetr labingiz cho'zilgani tarozida turadi. Boshqa amallarni qo'yavering. Abu Darda nima deyaptilar roziyallohu anhu? Taqvo nima desa, taqvo misqoli zarrada ko'rinadi deyaptilar. Nima degan u? Kichkina bo'lsa ham yaxshilikni qo'ldan qochirmaslikka urinsangiz, misqoli zarra bo'lsa ham yaxshilikni qo'ldan qochirmaslikka urinsangiz, zarra og'irligicha bo'lgan chumolini bolasini og'irligicha bo'lgan yomonlikdan ham o'zingizni saqlasangiz, siz taqvodorsiz. Tushunarlimi? Men palon-palon ishlarni qilyapman-u, mana men Qur'on o'qiyapman-u, yoki ilm o'qiyapman-u, menga ancha-muncha narsa bo'laveradi. Desiz taqvoyingiz yo'q. Men katta saxovat qilib qo'ydim, ancha-muncha kambag'al unusumusini shunday qaytarib yuborsam bo'laveradi, hojati bo'lsa ham. Katta ish qilib qo'yganman, bu yerda saxovat qilib qo'yganman desiz, o'sha bir odamni ehtiyoji uchun joningiz kuymasa, shundan ham savob olib qolay demasangiz, sizda taqvo yo'q.
Bunu biz misal bilen düşünme olamız. Kitap ne asnası diyeyim keledi ozuyu, ben şu mevzu olgan şu şerde atıp koyayım. Abu Davud, İmam Abu Davud, Sünan Nigeleri, Kette Muhaddis, İmam Ahmetlerini, İmam Bukhari'lerini şakirtlerdi. İmam Abu Davud bir gün kemege minirttiler, kette bir cemaat bilen, bir neşe adamlar bilen. Kette kemege. Kime sahilden çetlenip uzaklaşken peyti de sahilde turgan bir kişi eksi vurup kaldı. Hep şu dedi. Ve elhamdülillah dedi. Hamd et. Müminin hakkı şu ki altı hakkını istenenler de bir hadiste. Haklardan biri eksi olursa onge cevap etiş. Teşmid diyemiz. Yerhamuki Allah deyip koyuş. Allah seni yerhamu kısın. Ve uken yehdikumullah. Allah seni hidayet kısın deyip koyuyordu. O şende Abu Davud aleyhir rahme yerhamuki Allah deseler eştirmelerken çünkü ortada kime uzaklaşıp etken mavuç götürülük etti. O şerde bir küçükün olarak kayığını aldılar da bir dirhamge icerege. Arkaya karab süzüp çürp alıp kimeden. Bağırıp halige adamge yerhamuki Allah deyip kim kayıt görürler. Şunge ağır olasız mı degende ettiler ki acabmez duası icabat bosa dedi. Yani Allah seni hidayet kısın dese yok, o şu adamın duası icabat olsa ben hidayet tapıp kısım kan indi. O şu keçe kime ahli bir cahaya tohtap uklaşırken de gayipten seda geldi ki Ebu Davud bu günü cennetini bir dirhem gösatı aldı diye. Biz bu yüzden ne alalımız? Ebu Davud'un takvasını, ne de takvası var? Zerreçe yakşilikini koldan kaçırmazdık. Zerreçe sevabını koldan kaçırmazdık. Yerhamuki Allah'dan acil alış imkanı var mı? O şunu alet. Yehdikumullah diyen bir anı duasından imkanı var mı? Şunu alet. Bu mesela Ebu Davud kim? İmam Ebu Davud muhaddislerin imamlarından fakih, ömrünü hadis-i şerifke sarflegen, sünnet-i nebeviyyege bütün varlığını tikken adam. Ben yıllar ilim okudum ve kitaplar yazdım. Ben kitaplar hazır geçe okuladım. Bizden okuyayım hazır geçe. Min yıldan beri kitapları Müslümanlığı okup geledi. Resulullah'ın sünnetlerine hizmet kıldım ben keçeleri uhlamazdan. Bir de indi elhamdülü ki Allah'a hediküm ulan kasa kaptı da demegen. Belki uşanı ham koldan çıkarmazdık ki ulumgen. Mene şu halat bosa kimdeki? Uşa adam takvali. Yahşilikini koldan çıkarmazdık ki kişkin olsa ham. Bu yani bir nesan kursatadı ki uzun amellerini körmeyikkenini kursatadı. Eğer biz yoksa uzun amellerini körmeyikken bosa uşa mele kifayelenedir. Bu kiçkine sana hasan atlarga karami koyuşu mümkün bizge okşar. Mene şu takva. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam La tehkiranne minel ma'rufi şey'en ma'ruf yahşi işden biral bir dersenin kem seneme gündü gelirler. Çünkü bilmeysiz necatiz kayısı birde. Şimdi mukabili de zerreçe yamaliyden saklanış. Abdullah ibn Mübarek Ukşiyem kette muhaddis ve fakihlerden Hazreti İmam'ın şagirdlerinden. Şam'da hadis yazdılar. Hadis dersinde. Şu yerdeki kalemleri sınıp ketken mi bir nasıl olgen? Bir adamdan kalem mi işletip duruşke kalem izi verip durun diye baktı. Bu kalem hem bizi kalemlerdeki bir siyahı bulmaydı. Kuruk yokaç oladı. Ki siyahı tek izi yazıladı. Uçuna koygen. Kuruk yokaç halas. Kamış halas. Çöpek. Yarım karış bir karış değil. Halas. Şunu yaptılar da hadisini yazıp dersten çıkıp hurcunga salıp kötü olupdular. Sefer tükep kayıtıp diyem izleyi kim yaptı. Meruge kıyam payetlerdi. Şimdi karasalar hurcundan hali kalem çıkıp gitti. Bulonlu kalemi. Bulonlu hakkı bende kop getip dedi. Meruvdan bilmedim bir aydaki yemi uyarge seferde. Tüyede atta yürüp. Arkaya kayıtıp Felestin'e varıp hali kalemi egesiye verip yenik. Birovni bir çöpek çelik hakkı ham qolmasligi zarracha yomonligini ham zimmasida qoldirmaslik mana bu taqvo olish. İmam Buxoriy alayhi rahmat buni boshqa yerda ham aytib berdik. Abu Ma'shar degan kishiga aytayaptilarki, "Ey Abu Ma'shar, haqqingni halol et, meni kechirgin." Abu Ma'shar hayron, "Nima uchun? Nima bo'ldi?" Bir kun men hadis aytayotgan edim. Hadisni zavqidan sen tebirlenip, çaypalıp kaldın başlarını kımırlatıp. Şunda ben senge bir külüp tebessüm bile karab koygen mi? Şunun için keçirgen dedi. O tebessüm kılıç, özü aslı sadaka. Hadis-i şerifteki yan. Yakşilik. Lekin İmam Bukhari'nin korkan dersesi,
o'sha tabassum ko'rinishida kulgan, kulib qaraganlar, tabassum qilib qaraganlar. Lekin qo'rqqanlari shuki, bu Abu Mash'arni bir haligi harakatlanayotganiga uni past sanab qaragan bo'lib qolmadimmikin degan xavf bor. O'sha xavfdan qo'rqib, Abu Mash'ar bilgani ham yo'q o'zasi, u o'zi bilan o'zi band edi u. Indamasa ketaveradigan narsa. İmam Buxoriyni qarang, o'shancha haqni ham birovni ma'naviy haq hali moddiy emas. Ma'naviy shunchalik haqqini ham qoldirmasligi shu taqvodan shu. Abu Dardo roziyallohu anhu ning gaplari shu. Taqvo nimada ko'rinadi? Zarra og'irligidagi amallarda ko'rinadi. Nimasida? Yaxshisida, yomonida. Yaxshisiga o'ch bo'lib, yomonidan ehtiyot bo'lishda ko'rinadi. Endi o'zicha farzdan kelgan sunnat o'qmay ketaveradigan beparvo kishilar o'zini taqvodor sanayotgan bo'lsa aldanayotgan odamlar bo'ladi. Yana boshqa sunnatlarga yoki boshqa amallarga beparvo bo'lib, palon amalni qilyapman, men amal qilyapman deb o'zini katta sanaganlar, o'sha amallar hamma sahabada bo'lgan bo'ladi. Va ular taqvodan o'ta uzoq insonlar bo'ladi. Demak, Allohga taqvo qiling. Allohni uqubatidan o'zingizni saqlab qoling degan. Hamma ishni boshi shu. Agar siz zarracha yaxshilikdan ham qop ketmaslikka urinsangiz, zarracha yomonlikka ham qo'l urishdan saqlansangiz, dunyoda sizda yaxshi odam bo'lmaydi o'zi. Agar odamlar shunday bo'lsa, jamiyat shunday bo'lsa, u jamiyat o'z jannatda yashaydi asli. Dunyoni o'z jannat bo'ladi u kishilarga. Shuning uchun hamma ishni boshi taqvo bo'lgani uchun birinchi shuni aytdilar. Rasul akram alayhissalom. Birinchi bo'lib buni ma'nosi nima? Sizlar agar mendan keyin qanday yashayin desanglar, birinchi Allohga bo'lgan aloqalaringizni to'g'rilanglar deyaptilar. Birinchi Alloh bilan bo'ladigan aloqani to'g'rilanglar. Ana undan keyin keyingi nasihatga o'tdilar, aytdilarki: "Was-sam'i wat-ta'ati wa in 'abdan habashiyyan." Qora tanli qul bo'lsa ham quloq solib itoat qiling rahbaringizga dedilar. Ikkinchi nasihatlar. Rahbarga quloq soling va itoat qiling. Quloq solib bilganingizni qilavermang. Quloq soling va itoat qiling. Quloq soling degani gapini eshiting, oling degan. Shunchaki tinglab qo'ying emas. Gapini oling quloqqa. Va itoat qiling. Ya'ni aytganini qiling. Albatta bu rahbarlarga bo'lgan itoat shariatning hududida bo'ladi. Alloh va rasuliga osiy bo'lmaydigan o'rinlarda hammasida itoat qilasiz. Alloh va rasuliga osiy bo'ladigan o'rinlarda Allohga xoliqqa osiy bo'linadigan o'rinda maxluqqa itoat qilinmaydi. U kim bo'lsa ham, har qanday inson bo'lsa u. O'rtoq bo'ladimi, sizdan kattami, kichikmi farqi yo'q. Lekin bu aytayotganlari yuqoridagi taqvoning hududida bu. Alloh subhanahu va taoloning amriga xilof kelmagan o'rinlarda itoat. Nima uchun shuni buyurdilar? Odatda birovga bo'ysunish nafsga og'ir keladi. Yaxshilik bo'lsa ham, otangiz sizga yaxshi gap aytsa ham qilgisi kelmay turaveradi. Ustozingiz sizning manfaatingizni ko'zlab gapirsa ham teskarisini qilgisi kelaveradi. Nafs shayton shunaqa bo'ladi. Rahbar ham xuddi shunaqa bo'ladi. Rahbar ham aytsa, sizni foydangizga gapirsa ham siz boshqa narsani istashingiz mumkin. O'shaning uchun modom shariatga xilof emasmi, itoat qiling. Mana shu rahbariyatga itoat shariat hududidagi islom ummatining birligini saqlaydi. Har kim xohlagan gapini gapiravermaydi. So'z erkinligi, fikr erkinligi deb. So'z erkinligi bor, fikr erkinligi bor. Lekin odamlarga ziyon yetmaydigan bo'lsa. Masalan, uy qurish erkinligi bor. Lekin qo'shningizni uyiga xalaqit qiladigan uy qurish haqqingiz yo'q. Yo'ldan o'tadigan odamni yo'lini to'sadigan qilib oldiga agarot chiqarishga haqqingiz yo'q. Birovning haqqiga tajovuz qilgan payt. O'zingizni hududingizda erkinsiz. Fikr ham, so'z ham xuddi shunaqa. Nimaga insonni o'tayotgan yo'liga zarar qilsa tajovuz mumkin emas u? Insonning aqliga, fikriga zarar qilsa tajovuz mumkin. Qanaqa erkinlik u? Qanaqa hayvoncha erkinlik u? Inson huquqlari, fikr erkinligi degan safsatalar bilan dunyoni fasodga bulg'ashgan. Fikr erkinligi bor, so'z erkinligi bor. Ziyon keltirmasa. So'z erkinligi ekan deb birovni so'kavermaysiz-ku. Birovni birovga tuhmat qilavermaysiz-ku so'z erkinligi deb. Birovning aqlini buzish ham uning sha'nini toptash kabi yomon narsa u. Shuning uchun aqlga ziyon keltiradigan, insoniylikka, odamiylikka ziyon keltiradigan ma'lumotlarni tarqatish ham u fikr erkinligi bo'lmaydi u. U insoniyatga tajovuz bo'ladi u. Shuning uchun qaytariladi. Rahbariyatga itoat ham shuning uchun. Fikr erkinligi deb holan gapni gapiravermaysiz. Shariat hududida gapirasiz uni.
Şəriət hududu insan manfaatlarını himaye kıladı. Şahs miqyası deyem, cəmiyyət miqyası deyem, insaniyyət miqyası deyem. Fakat şahs miqyası da himaye kısa, o insan cəmiyyəti hayvan cəmiyyəti boladı. Ana şu insaniyyət miqyası da, cəmiyyət miqyası da himaye kıyanı üçün, rəhbərin madami ki şəriət hududu deyken, şəriət insan manfaatlarını himaye kılarken, senge yokmasa hem kulak salı bir taat kıl diye. Eğer şunu yıkmasa, ihtilaf çıkadı. Ve katta zarar kelir. Ben Arap baharını gördüler. Erkinlikke erişemiz deyip, ondan hem bedder kıyınçilike düştü. Köple memleketler. Aldıngı yaşayırken hayatını arzu kıl yaptı hazır. Beraber yutukka erişirken yok. Yani şunu diye vasvasalar bulması diye için Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu nasihatte ayet koyuyorlar. Çünkü amel kıyanımız için talafat görüyoruz biz o şeylerde. Bu medeniyet, İslam medeniyeti hesaplanır. Rahberge, uzdan, kettege, uzunu başlığa itaat kılış medeniyet. İslam'ın birliğini, tinçliğini, ümmetini, terakkiyatını kefalet olup giyen bu. Şimdi ne için bu yapını ettiler? Fe innehu dediler. O innehu bizmetinde. Men ya'iş minkum ba'di feseyara ihtilafen kethira. Çünkü menden keyin yaşayanlarınız aranızda köp ihtilaflar ko'radi dediler. Menden keyin yaşayanız deyişlerden ihtilaf yaşayanlarının arasında çıkardı degenlerden tez günde çıkardı. Meşriden ayrılarda çıkardı degen o. İhtilaf deyip, ne mene ayetemiz? İhtilaf, türlülük, gelişme uçuluk bilen. Özü aslı fikhni istilahı da hılaf başka, ihtilaf başka. İhtilaf, türlülük. Türlülük yamanlarsa mez. Ama hılaf yamanlarsa birbirine tezkere çıkış. Ulamalı ayet dedi ki, ihtilaf, maksad bir yol harhıl buluş. Hılaf, yol hem başka, maksad hem başka buluş. Yani, siz hem keti yapsın taşkenge, benim keti yapmen taşkenge. Siz Şarim Şeyh bilen keti yapsız, ben Kahara'dan doğru uçup yapmen. Yolumuzda ihtilaf var. Biz ikilemiz ihtilaflıyız. Ama bana dünyanın cahımız bitti. Hılaf yok aramızda. Ama ben taşkenge siz İstanbul'a keteyken bu siz, onda aramızda hılaf bulur. Yani maksadımız başka olsun. Düşünürlüyüm. Böyle Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ihtilafını, türlülük, yüzey gelişini ettiler. Çünkü o şey vakit geçe sahabalar bitti kol, bitti kalp ediler. Araları da zerreçe türleniş yoktu. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın berekatları hemelerini cemlep türerdi. Men kettim mi? Sırlarını buna kadar cemle edigenlerse kame edigenler. Bu gapının manası. Menden keyin edigenlerin manası. Men kettim mi? Sırlarını buna kadar cemle edigenlerse kame edin. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın berekatları hayatlarının berekatı Allah'a da uygun. Çünkü Enes ibn-i Malik etkenleki raziyallahu anhu Resulullah'ın kabirge koyduk. Kolumuzdan hali tuprağını kokmasımızdan kalbimizi uzunumuz tanımaya kaldık degenler. Resulullah bir çırağı dediler, bir kuyaş dediler ki hemen münevver kıptırlar dediler. Hemen kalbini bir kıl parlatıp durar dediler. Hali kolumuzdan kabirlerini, tuprağını kokmasımızdan enkarna kulubene kalbimizi uzunumuz tanımaya kaldık. Aldığı kalbimiz bu. İhtilaf ne hem? İhtilaf köle deyip koymadılar. Köp ihtilaf köle deyipler. Türlülük köpeyip getirdi. O bu şey ihtilaf çıkan payıda ne kılış gereği diyen saval tuğuladı. Fikir erkenle gidip hem hala kendini yapırsın mı? Yani ki taşkardan birer tamamdan yardım alayım mı? Dese ettiler ki fealeykum bi sünneti. Sünnetimi tutun dediler. وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِد۪ينَ الْمَهْد۪ي۪ينَ مِنْ بَعْد۪ي Minden keyinge Raşid doğru yoldaki Mehdi hidayet kılıngan halifelerinin sünnetini tutuyun. Bana şu metinde sünnet nime degen halife kim degen savallar tuğulat. Sünnet mesela biz bilemiz namazını sünnetini bilemiz de peşinli sünneti o şey manadaki sünnetler mi bunlar? Yani ki bazı kişi ayetledi ki selle ki iş sünnet ya ki parçanın küçük kılıç sünnet yani ki falan kıyımı ki iş sünnet yani ki on tamamını koyup yan başlayış sünnet yatken de ya ki şu sünnetlerini ayetledim.
Mo'ylabni kalta qilish, soqolni uzun qilish sunnat masalan. Yoyinki boshqa misvak tutish sunnat yoki shu sunnatlarni aytadim. Qaysi sunnatni aytdilar desiz? Sunnat deganda farz vojibdan keyingi turadigan sunnat. U faqihlarning istilohidagi sunnat. Uni ta'rifi qat'iy bo'lmas, qat'iy bo'lmagan talab bilan talab qilingan. Bajarilishi qat'iy bo'lmagan holda talab qilingan amallar. Shariatda bajarilishi qat'iy talab qilinmagan, talab qilingan ammo qat'iy bo'lmagan holda talab qilingan narsalar. U nazarda tutilayotgani yo'q bu yerda. Yoyinki usuliylarning istilohi. Rasul akram alayhissalatu vasallamga nisbat berilgan so'z, ish harakat va taqrirlar. Taqrir degani e'tirof, ya'ni xo'p deyishlar bir narsaga. Ishlari Rasulullohga nisbat berilgan. Ishlar ya'ni Rasululloh undoq qildi, bundoq qildi, peshin sunnatni o'qdilar, falon qildilar degani yoyinki aytgan so'zlari undoq qiling, bundoq qiling, undoq bo'lsa yaxshi, bundoq bo'lsa yomon degan gaplar. Yoyinki taqrirlari birov qilsa indamaganlar. U ham o'sha narsani to'g'riligini ko'rsatadi. Bu usulilarning nazdidagi sunnat. Endi ahli hadis va siyratning nazdidagi sunnat nima? Rasul akram alayhissalatu vasallamga nisbat berilgan so'z, ish harakat, taqrir xuddi usulilarningga qo'shimchasi ham bor. Xalqiy va xulqiy sifatlar. Xalqiy, ya'ni xilqiy, xilqatdagi xilqiy va xulqiy axloqdagi sifatlari. Va o'tkazgan kunlari ham kiradi. Uyg'oqlikda bo'lsin, uyquda bo'lsin, ikkalasi ham kiradi. Tushlari ham sunnatiy shekilladi. Bu ahli hadisni nazdidagi. Endi aqida ahli nazdidagi. Aqida ahli nazdida Rasul akram alayhissalatu vasallam keltirgan e'tiqod masalalari va sahobalarning e'tiqodlari sunnat deyiladi. Ahli sunna deganda Rasulullohning va sahobalarning aqidalariga ergashganlar degani bo'ladi. Biz ahli sunnamiz deb qo'yamizmi? Bu ahli sunnamiz deganining ma'nosi aqidamiz, e'tiqodimiz, ya'ni e'tiqod masalalarida Rasululloh va sahobalarning yo'lini tutganlar degan ahli sunna. Bu atama sahobai kiromlarni yo'llaridan og'gan aqidaviy toifalar chiqqan paytda ulardan ajratish uchun sunnatni tutgan aqida, sunnatdagi aqidani tutgan musulmon ummatining katta jamoasiga shu ism qo'yilgan ahli sunnat. Val jamoa deyilgan odatda xilofat va ummatning aksari shu ahli sunnada bo'lgan uchun bular jamoat deb asosiy musulmon ummati degan ma'noda jamoat deb aytilgan. Boshqalar kichkina-kichkina to'dalarga aylangan uning muqobilida. Sunnatga xilofligi bilan va jamoatdan ajraganligi bilan. Katta qismdan ajraganligi. Endi bularni qaysi birini aytyaptilar sunnat bu yerda? Sunnatimga ergashing deganlar. Bu yerda hammasini o'z ichiga oladigan mutlaq tariqani aytyaptilar. Sunnat degani asli tariqa degan, yo'l, yo'nalish degan. Asli lug'at. Bu yerda o'sha lug'aviy ma'nosini aytyaptilar. Yo'nalish, meni yo'nalishim olinglar. U yo'nalishni ichiga aqida masalasi ham kiradi. Fiqh ham kiradi. Farzi ham kiradi. Vojibi ham, sunnati ham kiradi. Axloq ham kiradi, ruhiy tarbiya ham kiradi. Zikrlar ham, muomala, savdo, sotiq, oldi, ber, hammasi kiradi. Dunyo qarash ham kiradi. Dunyoni Rasululloh qanday ko'rganlar? Bor hayot dunyo deb ko'rganmilar? Yo hayot oxirat u, asli hayot bu yer tayyorgarlik, vaqtinchalik tayyorgarlik yeri deb ko'rganmilar? Mana shu dunyo qarash ham sunnat. Kimiki agar shu dunyoda abadiy qoladigandek harakat qilayotgan bo'lsa, pul to'plashga yoki sarflashda yoki muomalalarida u odamni dunyo qarashi sunnatga xilof bo'ladi. Mani yo'nalishimni tutinglar dedilar. Alaykum bi sunnati. Mani yo'nalishimni tutinglar. Mana shu sunnat so'zini ko'pchilik o'zini fahmida tushunib olib, kimdir o'sha zavoid sunnatlarni mahkam tutgan, o'shunga urg'u beradi, sunnatga ergashayapman deb o'ylaydi. Kimdir aqidada sunnatga ergashayotgani bilan kifoyalanadi. Kimdir masalan, fiqhda aytilgan sunnatlarni ko'proq qilish bilan sunnatni bajarayapman deb o'ylaydi. Bu tushunchalarning hammasi noqis bo'ladi.
bu fanlar keyin paydo bo'lgan. O'shuncha bularning atamalari ham keyin paydo bo'lgan. Ammo lekin bizga o'sha atamalar o'rnab qo'ygan. Lekin hadis u atamalardan oldin mavjud bo'lgan, oldin aytilgan. Sof arab lug'atida aytilgan, o'sha lug'at bo'yicha tushunilish kerak. Uni keyingi fuqaholarning yoki keyingi ulamolarning istilohiga o'tkazib qo'yish xato bo'ladi. U fanlardagi istilohlar har bir fanning vazifasidan kelib chiqib qo'yilgan. Faqih nimani o'rganadi? Amallarning tavsifini o'rganadi. O'shanchun o'shinga qarab baho beradi. O'shinga qarab ta'rif beradi. Muhaddis yoki siyrat ulamosi nimani o'rganadi? Rasulullohning alayhi vasallam qudva, ergashiladigan zot, namuna deb qaraydi. O'shuncha hamma narsasiga sunnat deydi u kishini. O'tirish-turishlaridan tortib hammalar. Ammo usuli, ya'ni shariat hukmlarini ishlab chiqadigan olimlar, ular nima bilan qaraydi? Ular Rasulullohni Allohning rasuli ekan nuqtai nazardan qaraydi. Shuning uchun u kishiga shariat bo'lib kelgan narsalarnigina sunnat deydi. Shariatga kirmagan, Alloh taolo vahiy bilan aytmagan, o'zlarini odatlardan kelib chiqib qilganlarini sunnat demaydi. O'ng tomonni qo'yib yotish, masalan, salla kiyish, misol uchun. Bu odatiy qilgan ishlarini sunnat demaydi faqihlar, usuliylar. Chunki ular vahiy bilan kelgan risolat nuqtai nazardan o'rganadi Rasululloh alayhis solom. Bu kiyimlar payg'ambarlikdan oldin ham bo'lgan, keyin ham bo'lgan. Payg'ambarlik davrlarida musulmonda ham bo'lgan, munofiqda ham bo'lgan, mushrikda ham bo'lgan. Ammo u kishiga vahiy bilan yuborilgan narsalarni xossatan o'rganadi usuriylar. Hammasi o'zining mavzusidan kelib chiqib o'rganadi. Ammo Rasul akram alayhissalotu vassalom aytgan bu so'z u ayni lug'atni so'zi. Mani yo'nalishimni oling, sunnatimni tuting. Mani tariqamni tuting. Unga hammasi kiradi yuqorida aytganimizdek. Yana buni tariqa deb tushunishimizdan bilamizki, sunnatga ergashish Rasul akram alayhissalotu vassalomni o'zlaridan hikoya qilinmagan narsalarda ham sodir bo'lishi mumkin. Masalan, payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom misvak tutganlar, cho'pak bilan og'izlarini tozalaganlar, aroqni yaxshi deb maqtaganlar. Asli mazmuni nima? Og'izni xushbo'y qilish va oppoq tutish. Asli mazmun shu. Siz endi hozir uni misvakda qilmayapsiz-da, tish pastasi bilan oddiy cho'tka bor hozir chiqqan, shu bilan tozalayapsiz. Sunnatga ergashyapsizmi? Ergashyapsiz. Sunnat ado bo'ladimi? Ado bo'ladi. Sunnatdan maqsad u og'izni cho'pak bilan kavlash emas. Maqsad og'izni tozalash. Nima bilan bo'lsa ham. Qo'llarini najosat tekib qolsa tozalash uchun yerga ishqalaganlar. Ishqor uchun. Chunki sovun bo'lmagan. Siz ham hozir yerga ishqasiz kerakmi sunnat deb? Yo'q. Sovunni yuvas kifoya qiladi. Sunnatni ado qilgan bo'lasiz. Sunnatni fahmi shunaqangi buzilganki, sunnatga amal qilyapman degan kishilarni nazarda. Sunnatga xilof holatga yetgan. Ularni Rasulning tariqalarini olish kerak. Ayni amalni ham oling. Lekin ayni amalni o'rnini bosadigan ba'zi narsalar o'zgarsa sharoitga qarab, xuddi misvok mavjumga o'zgargani kabi yoki tuproq sovunga o'zgargani kabi. O'shani qilavering, chunki maqsad boshqa narsa. Maqsad cho'pak ishlatish yoki yerga qo'l ishqalash emas. Maqsad poklanish. Poklanishni hosil qiluvchi har qanday vositani tutishingiz mumkin. Shuning uchun tariqani tuting deganlari shu. Yangi masalalar hosil bo'ldi. Misol uchun savdoning yangi turlari hosil bo'ldi. Yoki yangi bir odatlar odamlarning orasida paydo bo'ldi. Shuni Rasul akram alayhissalotu vassalom sunnatlariga solishtirib ko'ring. Xilof bo'lmasa, o'sha sunnatni maqsadiga to'g'ri kelsa, qissangiz sunnatga ergashgan bo'laverasiz. Ayni amal sunnatga kelmagan bo'lsa ham. Modomiki shariatni maqsadlariga muvofiq bo'lsa, uni o'zining qoidalari bor. Har kim qila olmaydi, uni mujtahid qiladi uni. O'sha odam sunnatga ergashgan bo'ladi. Shuning uchun sunnatimni tuting deganlari men qilgan amallarni va shu amallar yo'nalishini tuting degan. Va sunnatul xulafayir roshidin. Roshid xalifalarining mendan keyin sunnatini tuting. Birinchidan xalifa kim degan savol tug'iladi. Xalifadan murod kim? Rasul akram alayhissalotu vassalomni o'rinlarini bosuvchilar. U kishining o'rinlarini kim bosadi? Avlodlarimi? Yoki olim sahobalarimi? Yoki o'rinlariga hukmdor bo'lgan Abu Bakr Siddiq, Umar Hazrat Umar radhiyallohu anhum kabilarmi? Uchala qavlam bor. Xalifadan murod. Lekin bu yerda aynan Rasul akram alayhissalotu vassalomni o'rinlariga qolgan xalifalar nazarda tutilgan. Ko'proq g'olib.
Lekin o'sha xalifalar nimasi bilan shu maqomni olgan? Nima deyapti Rasululloh? Meni sahabalarımın sünnetine ergeşin demediler. Sahabalarımın ergeşin degenleri var. Lekin meni sahabalarımın sünnetine ergeşin degenleri yok. Halifelerimin sünnetine ergeşin dediler. Demek ki hamma sahabalarga hamma seken. Hamma sahabalarını organemiz, hayatlardan ibret alemiz, amellerinden fetva alemiz. Bu anıq narsa. Lekin sünnetini özümüzge tola sünnet kıvalışımız şey. Demek ki halifelerini ettiler deyse, ihtilafını kesiş için yapıyorlar yüzesinde. Kaçan ihtilaf kesilirdi? Rahberge ergeçilgendi. Türlilik sahabalarda hem oladı. Şüphe etti, ihtilaf, bazı ihtilafını kesiş için yapıyorlar mı? Şunun için halifelerinin sünneti muhim duradı ki, çünkü halifelik ihtilafını, kazı, yani ki halife ihtilafını kesedi. Mesela bir meselede iki de fetva var. Kelesiyen fetva. Kelesi de hem asas var şeriyetten. Kayısı birini alışını emir etedi. Bol ikincisi bir kere böyle. Şimdi soru tuğuladı ki, Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselamın sünnetlerini hop düşünemiz yok. Çünkü vahiy bilen masum. Nime ki halifelerinin sünneti emir geçtiğimiz gerek. Çünkü şu meneşi cümlelerini bazı bir bidat ufiyeye verilgen kişiler var. Bidat ufiye. O şu adamlar meneşi cümlelerini zayıf deydi. Meni sünnetimga ergashing, uni mahkam tutun deganlar xolos. O'rtadagi xalifalarimiz sünnet degan joy zaif deydi. Lekin unda emas. İmam Bazzar va ko'p muhaddislar sahih İmam Termiziy ham Hasan sahih deganlar bu hadisni. Hasan deganlar. Va boshqa ulamolar ham bu jumlani kamida Hasan deyishgan, chunki bir-birini quvvatlaydi. Bitta tadqiqda zaif bo'lishi mumkin. Lekin bir-birini quvvatlaydi ko'p kuni turuvdan keyin. Ko'p kuni yo'l bilan keyin. Ve bütün ümmet ulamaları tabiillerden tartıp hammaları bunu kabul kılışken. Bu cümleni kabul kılışken. Fiqh kitapları diyem, fatva kitapları diyem, hadis kitapları diyem. Hama fende kölesiz bu cümleni ulamalar kabul kılışken. Müslümanların 90%'ını bir derçiger çıkarış ki işgı vazı bugün kelte fahimler yine bunu mehkem bir şeydi ki. Bu söz yok diye işgı ötedi. Senedi nuqtai nazaridan Hasan derecesiye çıkkanligini aytgan bo'lsa ulamolar. Ammo qabuliyat nuqtai nazaridan hamma qabul qilgan ulamolar. Endi bu xalifalarni hammasimi desa Rasul akram alayhisolatu vasallam sifatlayaptilarki roshid yana bir rivoyatda mahdi. Rushd degani to'g'ri yo'l degan. Roshid degani to'g'ri yo'lni tutgan. Mahdi hidoyat qilingan degan. Hidoyat nima? Hidoyat to'g'ri yo'l. Hidoyat ham. Lekin hidoyat maqsadga lutf bilan dalolat qilish degani. Maqsadga lutf bilan da maqsadni lutf bilan ko'rsatish degani. Masalan, siz bir joyga bormoqchi bo'lib qanday borsam bo'ladi desangiz, o'sha boradigan joyingizni daqiq tafsilotlari bilan va sizga juda bir muloyim, munosib suratda tafsirlab bersa biroq, shu odamni shu ishini hidoyat deydi. Tushunarlimi? Endi savol tug'iladiki, xalifalar, masalan Hazrat Umar radhiyallohu anhu. Hamma amali sunnat bo'ladimi bizga endi? Payg'ambarimizga ergashganda ergashimiz kerakmi u kishiga? Nima xususiyati bilan bu darajaga erishdilar? Axir vahiy to'xtagan emasmi? Yo, bu bilan Rasululloh aytmoqchi gaplarining ma'nosi mendan keyin yana shariat davom etadi deganimi? Yangi nozil, yangi shariat. Yo'q, unaqa emas. Xo'p, Hazrat Umar nima xususiyati bilan shu sünneti bizge sünnet bo'ladigan derecege eriştiler. O başka halifeler hem raşidler. Şimdi karayımız. Hazreti Umar'ın ne hususiyetleri var? Öte danalikleri var. Kureyş'ten, Arap, alim, müştehit ve mesela amirlikleri var, rehber, Müslüman. Bu kaç sıfatlarını alalımız. Şu sıfatlardan kaysi bir bu kişinin sünnetini bizge sünnet bo'lishiga olib keldi. Arablikleri bo'lsa, Arap seyrek. Hamma arab tiqiligi bizga sunnat bo'lishi kerak bo'ladi. Bunaqa emas. Musulmonliklari bo'lsa, millionlab musulmon. Unda hamma musulmonga erishish kerak bo'ladi. Qurayshlik bo'lganlari bo'lsa, Qurayshi sahobalar ham ko'p. Qurayshligi uchun erishish kerak bo'lsa, unda boshqa musulmon bo'lmagan Qurayshiga ham erishish kerak bo'lib qoladi. Amirligi uchun bo'lsa, amir zoti borki hammasini qilig'i sunnat bo'lib qoladi. Unda shariat qolmaydi. Qaysi xususiyati o'kishini shu o'kishiga shu maqomi berdi desa,
haligi sifatlarda orasidan bu kishini olimligi kelib chiqadi. Bitta o'shi. Kitobu sunnatga olimligi, mujtahidligi. Chunki asli xalifaning sharti mujtahid bo'lish. Qozining ham sharti mujtahid bo'lish bo'lgan ilgari. Hech bo'lmasa o'sha qozilik masalalarida mujtahid bo'lish kerak bo'lgan. Keyinchalik oldingi mujtahidlarning fatvosini hikoya qilib bersa ham joiz bo'ladigan bo'lgan uchun keyin mujtahid bo'lgan faqihlar ham qozi bo'ladigan bo'ldi. Xalifalikka ham ilgari faqat mujtahidlar qo'yilgan. Asli mujtahid bo'lish kerak. Chunki u Allohning yerdagi vakili, Rasulullohning o'rinbosarlari. Alloh va Rasulining so'zini mukammal bilib, mukammal tushunmasa u odam qanday qilib ulardan noyib bo'la oladi? O'shaning uchun xalifalik asli mujtahidlar bilan bo'lgan. O'sha xulafoyi roshidlar hammalari ijtihod darajasidagi zotlar bo'lgan. Ana shu sifatlari bularni sunnatini bizga Rasul akram alayhissalotu vasallamning sunnatlari yonida sunnat tutishimiz lozim qilyapti. Payg'ambarimiz so'zlari bilan. Nima uchun desa, chunki ularning ijtihodi Rasulullohning sunnatlaridan kelib chiqadi. Va ular haqiqiy ijtihod qiladilar. Meni sunnatimga ergashib qo'yavering deb nima uchun kifoyalanmadilar? Ijtihod yo'nalishini ham olishimiz uchun. Rasulullohdan to'g'ridan-to'g'ri sunnatlarini olsak, vahiyni oldik-a. Endi shunda o'zimizcha ijtihod qilmasligimiz uchun kitob va sunnatdan hukmni o'zimizcha olib yangi masalalarda payg'ambarimiz davrlarida bo'lmagan masalalar to'g'risida nima qilamiz? Sunnat yo'q deb bilganimiz qila olamizmi? Yo'q. Sunnatga solishimiz kerak. Sunnatga soladigan bo'lsak, Rasulullohning hadislarida kelmayapti. Masalan, deylik, nasha harommi, halolmi desa, nasha degan narsa bo'lgan emas. Aroq haromligini bilamiz. Lekin nasha chi desa, sunnatni yo'q chekavering deb bo'lmaydi. Demak, keyin paydo bo'lgan narsalarning hukmini bilish uchun kitob va sunnatga murojaat qilib, Rasulullohning sunnatlaridan olamizmi? U sunnatim deganlarning ichiga Qur'on ham, sunnat ham kiradi. Qur'on ham, hadis ham kiradi. Aytgan so'zlari yo'q, qilgan ishlari yo'q va Qur'oni Karimdan olgan ijtihodlari ham kiradi. Hammasi kiradi. Endi nima uchun sahoba xulofolarning sunnatini qo'shdilar desa, kitob va sunnatdan olishingiz birinchi o'rinda. Meni sunnatim deganlari o'zkalasini jamlangan. Va yuqorida aytganimizdek hamma mavzudagiz. Endi o'sha kitobi sunnatni topolmasangiz nima qilasiz desa, siz aqlingizni ishlatib zamonaviy masalalarni kitob sunnatdan chiqarishingiz kerak. Xo'p, qaysi tariqa bilan chiqarasiz? Qaysi u fikrlash yo'nalishi bo'lish kerak? Qaysi yo'nalish bilan, qaysi mezon, qaysi me'yor bilan kitob sunnatdan olasiz yangi masalalarni desa, xalifai roshidlarning yo'nalishini olinglar demoqchi. Bu gaplardan meni sunnatimga ergashing deganlari kitobi sunnatning nususiga va ularning taqozosiga va xalifalarimni sunnatiga ergashing deganlar ularning ijtihodlari va ijtihod yo'nalishlariga ergashing. Keyingi ulamolarimiz, mujtahidlarimiz Hazrat Imom va Hazrat Imom Shofiy kabi mujtahidlar usul fiqhni ana shu sahobai kiromlarni tafakkur yo'llaridan olishgan keyin. O'shuncha. Oyatdan qanday hukm olamiz? Qaysi yo'nalish bilan nimani me'yor qilamiz? Qaysi so'zni qanday tushunamiz? Masalan, kutiba alaykumus siyam, kutiba nima deb qabul qilamiz? Fa man shahida, manni nima deb qabul qilamiz? Fal yasumhu buyruğunu nima deb qabul qilamiz? Mana bu savollarni qo'yishgan va shu qaysi tariqa bilan, qaysi yo'nalish bilan qanday fikrlash asosida kitob va sunnatdan hukm olish, ya'ni ijtihod yo'nalishlarini sahobalardan, xulofolardan olishni buyurganlar. Chunki xulofolar mujtahid bo'lgan. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam ularni ijtihodga o'zlari mashq qildirib, o'rgatib tayyorlab qo'yganlar. Hayotlarida yo'q. Hayotlarida yo'q sahobalarni ijtihodga o'rgatganlar. Demak, bu jumla sobit bo'lishi bilan birga Rasulullohdan va biz bunga muhtoj hammiz. Bu jumlani tushirib qo'ygan hamma narsadan bid'at yasaydigan bid'atchilar bo'lsa, buni tushiradi-da kitob va sunnatdan o'zini hozirgi chala mullalik aqli bilan to'g'ridan-to'g'ri fatvo olaman deb hamma masalaga xilof fatvo chiqaradi keyin. Mujtahidlarga, tobiinlarga, salaf solihga xilof fatvolarni chiqaradi keyin. Chunki uni fikrlash yo'nalishi sahobalardan olingan bo'lmaydi. Usul fiqh nima? Usul fiqh kitob va sunnatni qanday tushunishni o'rgatuvchi qoidalar g'inisi xolos. Qur'on va sunnatda qanday fikrlashni o'rgatuvchi, fikrlash yo'nalishlarini, me'yorlarini, mezonlarini qo'ydiruvchi ilm. O'sha ilm sahobai kiromlarning aqliyatidan olingan. Xususan Hazrat Umardan eng ko'p. Chunki Umar xalifalik davrlari ko'p bo'lgan, aqllari o'ta baland bo'lgan, ilmlari o'ta yetuk bo'lgan
Ve o kişinin devirlerde fetih köp olup, türlü halklar kirgeni için, türlü medeniyetler bile erleşim. Yani meseleler öte köp bugün, ve o kişiler iştihat kılı bunu bayan kılışken. Hazreti Ali hem bugünler. Hani o şey zatlarını, tefekkür yönelişlerini, mizanları usul-ü fikh bulur. Çünkü usul-ü fikhini puhta okumasından, fikhde fakih bulmasından, hadisten ders vergen, hadisten fatva vergen adam fakat zanalatka ol bulur. Sizce Allah'ın gapını yapıyorken bulur iştirişide. Resulünün gapıdan hadisten etiyorken bulur o iştirişide. Ama zanalatka ol bulur. Şunun için Süfyan ibn-i Uyayn'a etkenler ki, İmamul Muslimine fil hadis, hadis ilminde muhaddislerin imamı deyip lakab ogen. Hadis el hadithu madilletun, hadis edeştiruvçu nersedir diyor. Hadis Resulullah'ın sözleri zelaletke ketkazuvçudur. Fukahalar gene bundan müstesna. Ular gene hidayet tapadı. Muhaddislerini imamet yaptı bu gibi. İmam Şafii'nin hem ustası. Hadis fakihden başkasını edeştiredi. Ne için? Ne için edeştiredi? Onda edeştiruvçu nersi yok. Fakihine akli yeselmese hadisini doğru düşünüş imkanı bulmaydı. Afsus ki bu, mana şu hadis. Ötken sefer etkenimizdik, müctehidlerge ergeç ne oranıge? Müctehidlerin yoludan çıkış, bir mezheblikke davet okuyan. Bu hem o şey fakih mesnini yapırken de. İbn-i Uyayna'nı yapardık, fakih bu mesnden hadisiye kiriştikken de. Şu hadis bilen adamların zararlı kapı getirdi, ben şu hadis bilen. Halbuki bu hadis hidayetin ayağı. Eğer ümmet bu hadiske tuğla amel kıyken de, hazır geçse bölünmesidir. Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam hemen sana açıp koyuyorlar. Etkenlerdeki başka bir hadislerde ben sizlerini şimdi bir yolga teşebbü ettiğim ben ki tünü hem kündüzü dek yarığı degenler. Zulmeti yok. Leyluha kenneherihe. Bu yoldan halaketke mahkum bedbaht gene edeşed degenler. Yani bahtı kara adam gene. İlla halik. Halaketke ketuçu adam gene edeşed. Bedbaht gene sözü etkenmezler. Halikli manası takazası şu bulur yani. Yani halik degenlerinde murat halaket bitilgen degen. Halak bula degen adam gene bu yoldan adeşet. Bu mesela adeşmeydi insan. Eğer ben şu hadisini eğer Müslümanlar Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam etkenleri dek düşünüp sahabeleri dek kabul kılıp oşendik fahim kılıp tatbik edenler de bölünmezdiler. Ey Allah'ın kazası iken. Görüyorsunuz mu Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ne kadar siz verdiler. Ben sünnetimi tutayım, tarikimi tutayım. Ve halife-i raşidlerimi tarikini tutayım. Şunun için tabiilerde sahabe-i kiramlarının fetvalarını sünnet deyiş adet bugün. Ayol kişinin parmağını bir kişi kesi varsa hunu kança buladı dese Zeyd ibn-i Sabit raziyallahu anhunu fetvaları bugün. Resulullah etme gelirler onu. Zeyd ibn-i Musayyab şu fetvanı açıp durup sünnet şudur diye koyuyorlar. Arık içken adamı Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam darra vurma gelirler. Fakat meşke beylep koyuşken hayıpsan kılışken. Şuna kıyam kılırsam Allah'tan korkmuyorsan mı? Deyip tembih verilgen, hep sen kılın. Ya Allah şu böyle nehşup etken şu adam. Keyin Hazreti Ömer devirlerde türlü medeniyetler araylaşıp baş koyduğundan ki adamlarda nefs küçeyip, meyşet küçeyip yani Müslüman bulgenler var, adetlerini koyanlar var ilgeri. Ha? Hoşnaka adamların arasında keyin özü Müslüman bu seyem arak iş, hani eski peyli tutukalı diyenler var. Yayılgen peyti de ona kadar hayıp senle onlar kabul kılmayı koyuyor. Hayıp senden tasarlanmayı koyuyor. Allah'dan korkmuyorsan bize kokaman deyip dur bari bir çoğla diyen boyu. Bir tesir bulup. Keyin Hazreti Ömer 40 darra uruşunu cari kıyandır. Keyin 40 darra hem kemlik koyan bazı adamlar ki. Yine keyin meşveret tüzgenler. Hazreti Ali etkenler ki 80 darra kılamız degenler. Neme esas degenler de etkenler ki Allah Subhanehu ve Teala bir pak ayalını, pak erkekini zinada bir kişi ayıplese onu kazıf deydi fikhde. Kazıf kılgen yani buranı fahşta ayıplegen kişinin Nur suresinde 80 derde uruşge buyurgen. O alkaş adam hem içiyorgen adam hem medyekenini bilmeydi. Ağzıyakiyen yapıredi, elcileydi. Elcilegen denkken buranı şahane getiriyordu. Buranı hakarat kıladı. O işe buranı şahane getirken adamı derdesini ursaya vuradı bunu gediyor. O 80 derdeki çıkarışken. İçtihat kılıp. O Hazreti Ali etkenler ki Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam darra vurmadılar. Ebu Bekir Sıddık 40 darra vurdular. Ömer 80 darra kıldı. Ve kulluha sünnet. Hemen sünnet diyenler. Görüyorsunuz mu? Sünnet. Resulullah kıyayın işleri hem şu.
Rasulullah'ın şeriatlarından fahm kılıp, ijtihat bilen Ebu Bekir Sıddık raziyallahu anh'ın kılgen işi hem sünnet. Hazreti Ali'nin ijtihadı bilen Hazreti Ömer'in bergen fetvası hem sünnet. Sahabe-i kiramlar tabiiyle şunu diye karışken. Hani görüyorsun ijtihat bilen alingen fetvalarını sünnet diye bilişken. Çünkü o aynı şeriat buladı. Şeriatta kalıbından çıkan buladı. Eğer biz bu sünnetini düşürüp koyduğumuz olsaydık ijtihatını İslam katadı, din katadı. Yenge asırda yaşar mıydı? İslam kıyamet geçe turuş gereği mi? Muhammed Aleyhisselam ahirki peygamber miler? Kur'an ahiri kitap mı? Kıyamet geçe turuş gereği mi? İçtihat buluş şart. Bulması ilacı yok. Bulması öyle değil kelesi. Sünnet hem Kur'an hem öyle. O işte içtihat tekaza kılgen sünnet, hükümler sünnetin zımniye kire. Demek halifelerinin sünneti ergeşin degenleri de halifelerini çünkü adetlerine demektiler. Onların kaysi hususiyetleri onların sünneti, amellerini sünnetke eğlendirdi, içtihatları. Demek kıyamet keçe, içtihat müctehitlerge ergeşkeri bunu. Eğer çoğu amir bulması ya. Eğer şunu da bugün deydi, kişiler içtihatge ergeş bilen birge, sünnette hemen cahbesi ergeşkeri, fakat fatuanı uzgemez. Sünnetin uzge ergeş asılge. Sahabe-i kiramların sünnetlerge, yani onların fatuvalarına ergeşes, adetlerine. Çünkü onlar şeriatı tatbik kılıp kurset beredi. Tatbik kılıç üslubunu, içtihat yönelişini beredi bizge. O şenden almasak biz eğer kitab-ı sünnetten doğrudan doğru alamayız. Kitab-ı sünnetini onlar yaşayıp bergen, onlardan alışımız doğru olur. Çünkü kendi tatbik kılıçını Resulullah kursetkirler. İçtihatı kursetkirler. Yani onların yönelişinde de müctehidler arkali, ulemalar arkali devam edip geliyordu. O şenge, o şen silsilege ergeşen kişi, sünnetini tutken bulur. Ondan çıkan adam yenge yol yasası ana şu ki sünnetten çıkan bulur. Şunun için Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ettiler ki temessekû biha. Ebu Yedir Raşid degenler hem çünkü delalet kıladı. Doğru yolunu kim göredi? Alim göredi. Emirmez. Raşid diyebkenlerinin manasını mı? Doğru yolunu görü için nime bilen görüledi doğru yol. İlim bilen görüledi. Emirlik bilenmez. Mehdi sözünü hem koşkerler, hidayet tapken. Nima uchun onu koşkerler deyilse, öşür gayet sabit bugün halette. İctihadda ilham hem, tatbik hem gereği bulur. Yani içtihad kılgıcı ve içtihadları tatbik kılına digen, Allah'dan hidayet ala digen, yani salih müctehidler, yani ki veli müctehidler deseyen bulur. Mehdi digen Allah tamamından hidayet kılıngan digen. İctihadları tatbik kılıngan kişiler gergeşinler. Halifelerin manasından diyenler bunu. Hakkın de halife hammeseken demek. Keynetler ki temessekû biha bunu mahkem tutin. Kanaka mahkem tutelik. Ve addu aleyha bin nevaciz. Nevaciz deyip arkadaki azık çıştı etedir. En arkadaki azık çıştılar var ki o. Uşan bilen çıştın. Bunda deyişlerden murat mahkem tutin diyen. Koy varmayın bura alamasın diyen. Adette adam aldı tişi bilen tişilese tartıva sesi çıkadı. Ama azık tişi bilen tişilengen nesan tartıva bulmaydı. Çünkü palvanlarım taşını kurtarmakçı olsa azık tişi bilen tişiliydi. Maşinlerini tartmakçı olsa azık tişi bilen tişiliydi. Aldı tişi bilenmez. Azık tişi bilen tişilengen nesan çıkmaydı. O tişilen degenlerden murat ne mi? Çünkü ki amel kılıp yürü olmayın, mehkem tutayım. Yine murat ne mi? Hadi tartıya degenler çıkadı o şeyin azizden. Koy varmayın degen. İhtilaptan çıkışın yolu şu. Yani şu hadisini bazı böyle adamlar natoru fahimle vaizlerden bir tersi yapıp sünnetim gergeşin dediler. Falan ulama gergeşin dediler mi? Falan mezhep gergeşin dediler mi? Yani ki mevalan nehr adamları falancı gergeşin dediler mi? Sünnet dediler. Deyip natoru takın kıladı. Bu hadisini bozuş bu. Bu sünnetini düşünmegenlik, ulamanı tanımegenlikini bilgisi. Ulama kaçan ulama buladı. O bir insan yatla bas eylemez. Sünnetke ergeçse sünnette birse ki ulama buladı. O uzun mahallesindeki damlasından hulasa çıkarken tar dairede fikirledi adam meşhur. O ulama ama suatekken ulama diye böyle ekenler. Hulafalarım gergeçin diyenlerden Murat ulamalar böyle yaptı müştehidler. Kim gergeçesi? Kitap sünnetten uzda alasın. Uzda alamayız. İlacı yok. O adesesiz. Sahabe-i kiramların arasında hem fetva verenler sanalı bugün. Başkaları şunlardan sonra gel. Hatta sahabelerini uzlarda hem. Peygamberimizden doğrudan doğru işgallerini becerişe uğur gel. Ama yenge mesele ki ise
ulamolarga murojaat qilishgan oralarida. Va Alloh taolo fas'alu ahla zikr. Zikr ahlidan so'rang, bilmasangiz degan. Oyatga xilof bu ta'bir. Mazhabga ergashish ayni sunnatga ergashish. Sunnatga silsila bilan ergashish, Rasulullohga ulangan holatda ergashish. Buxoriyni rivoyat qilishingiz Rasulullohga rivoyatda ulanishingiz. Hanafi mazhabiga ergashishingiz Rasulullohga fiqhda ergashishingiz. Sanad bilan kelyapti alayhi salatu vasallam. Aqidada ham xuddi shu gap. Tariqatda ham xuddi shu gap. Tasavvufda ham. Hammasini silsilasi kelyapti alhamdulillah. Ammo zalolatga ketgan toifalar hamma sanaddan uzilib Buxoriyning kitobini olib, Muslimning kitobini olib, o'shani o'zidan aqidani ham shunday yasayman dedi. Fiqhni ham shunday yasayman dedi. Tasavvufni ham shunday yasayman dedi. Afsuski zalolatga ketadi. Chunki u hadislardan, oyatlardan olishga ularning salohiyati yo'q, layoqati yo'q. Va u kitoblarda hamma rivoyat jamlangan deyilmaydi. Din faqat 6 kitobdan iborat emas, Islom. To'g'ri, fiqh bor, tasavvuf, tarbiya hammasi bor. Lekin uni tatbig'i, uni sharhi soha egalarida keladi. Talqini fiqh Buxoriyning sahihida bor. Ammo fiqhni tatbig'i, talqini Hanafi mazhabida, Shofiy mazhabida keladi. Shuning uchun tarixda, Islom tarixida biror qishloqni Buxoriy mazhabida bo'lganini bilmaysiz. Eshitganmisiz? Palon xalq Buxoriy mazhabida bo'lgan. Yoki palon diyor Termiziy mazhabida fatvo beradi. Bormi shu? Yo'q, dunyoda bo'lgan emas. Bular mana bu adashgan bemazhab toifalar zalolatga ketganini belgisi shuki, 1000 yillik tarixga 1000 yillik tarixga teskari ish qiladi. Ummaviylar davlatidan keyin Abbosiylar davlatini xalifalikni necha asr, 6 asr Hanafi mazhab boshqargan. Andalusiya hokimiyati davlati Ispaniyadagi Maliki mazhabi bilan ish ko'rgan. Misrda Shofiy va Hanafi mazhabi yurgan. Fatvoda va qozilikda. Usmonli xalifaligini hammasini Hanafi mazhabi asosida boshqarilgan. U butun davlat, butun ummat mazhabda yashagan. Hammasi payg'ambarimizga qarshi odamlar bo'lgan uchun 1000 yillik tarix ulamolar hammasi. Yo'q, Rasulullohga qanday ergashishni bilgan. Qaysi sohada qanday ergashishni bilgan. Buxoriyni Azharda hal ora kunda xatm qilishgan Imom Husaynni 6 ta kitobi sunnat kitoblari, yana boshqa sunnat kitoblari ham bor. 24 soat o'qilgan navbat bilan. 24 soat. Kim kelsa kelib eshitavergan. Ammo fiqhda Maliki mazhabini tutishgan, Shofiy mazhabini tutishgan. Chunki fatvo olish, amal qilish, o'sha hadislarning tatbig'i qaysi ulamolar orqali bo'lishini bilishgan. Ammo dinni buzuvchilar Islom ummatini o'zining tarixidan uzib, ularni mustamlakaga qul qilmoqchi bo'lgan mustamlaka bandalari, mardikorlari mazhabga xilof gapirib, mazhabni sunnatga xilof qo'ymoqchi bo'ladi. Holbuki sunnatni tatbig'i u mazhab. Mana bu hadisni ham haliginda chala o'qigan odamlar palonchiga ergashing dedilarmi? Yo'q, sunnatimga dedilar. Bu nima degani? Ulamoga ergashmasang qayda olasan ilmni? Kitobdan olmoqchimisan o'zing? U gazeta ham olmoqchi u. Bu adashtirish, zalolat shu yerdan ketadi. Ko'rinishida kitob sunnat, qolalloh qola rasul turadi. Shundan adashtiriladi. Shiya ham hadis aytadi, shiyalar ham. Qodiyoni ham oyat o'qiydi. U oyat hadis bo'lsa-yu to'g'ri yo'l tutgan degani emas u. Uni tatbig'i qanday bo'lyapti? Uni talqini qanday bo'lyapti? Gap shunda. O'sha talqini, tatbig'i ham sanad bilan bo'lsa, shu odam adashmagan bo'ladi. Ammo matnni o'zida sanad bor-u, talqini, tatbig'i sanadsiz bo'lsa, adashgan bo'ladi. Mazhab mutaassib qiluvchi emas, tor fikrga olib keluvchi emas, balki manhaj bilan sahobalarni aqliyati bilan sunnatni tushunish va tatbiq qilishni o'rgatuvchi bo'ladi. Ko'rdingizmi, bu hadis aslida o'sha bemazhabga qarshi, lekin u o'ziga hujjat qilib mazhabga qarshi qilyapti. Qaydan kelyapti ofat? Sunnatni ta'rifini bilmaganidan. Xalifani ta'rifini bilmaganidan. Xalifani sunnati nima uchun sunnat bo'lganini, qaysi xususiyati bilan uni sunnat sunnatga aylanganligini bilmaganidan, jaholatdan kelgan. Endi mana shu sunnatni tushunganingizdan keyin hadisning davomini oson tushunasiz. Va iyyakum va muhdathatil umur. Muhdathatil umur degan al-umurul muhdatha degan. Paydo qilingan ishlar degan.
payda qilingan ishlardan saqlaning. Keyin aytlar ki, har qanday payda qilingan ish bid'atdir, har qanday bid'at zalolatdir. Sizga bir kaltafahm aytadi ki, Rasululloh alayhi salatu vasallam har qanday bid'at zalolat dedilar, ajratmadilar dedi bir kaltafahm. Onu sunnatni gapirdilar. Onu sunnatni tushungin. Xalifalarning sunnatini aytdilar, uni tushungin. Keyin bid'at deyishdan oldin muhdasatil umur degan so'zni ham aytdilar. Paydo bo'lgan, paydo qilingan narsalar. Muhdas deb tashqaridan kiritib qo'yilgan narsa. Uni lug'aviy ma'nosi o'zi paydo bo'lgan degani. Paydo bo'lgan narsa hamma narsa paydo bo'lgan bo'ladi. Payg'ambarimiz sunnatlari ham paydo bo'lgan narsa o'zi asli. Lekin bu yerda qaysi ma'no nazarda tutilyapti? Meni sunnatim va xalifalarimning sunnati deb turib, muqobilida bu so'zni aytganlardan bilamizki, Rasul akram alayhissalotu vasallam sunnatlari va mujtahidlarimizni ijtihodlariga xilof bo'lgan narsa tushuniladi. Muhdasatul umurdan murod. Yangi paydo qilingan narsa Rasulullohdan keyin har qanday yangi paydo bo'lgan narsa emas u. Rasululloh nima dedilar? Yangi dedilar, yangi deganlari yo'q. Yangi degan so'z bormi? Yo'q. Mendan keyin paydo bo'lgan narsalar dedilarmi? Yo'q. Demak, bid'atni zamonga bog'lash noto'g'ri. Payg'ambarimiz alayhissalom qilmadilarmi? U kishi qilmagan narsa bid'at deyish noto'g'ri, unaqa emas. Yoki sahobalar davrida bo'lmagan bo'lsanglar bid'at deysh ham noto'g'ri. Chunki ijtihod qiyomatgacha to'xtamaydi. Ijtihod bor ekan, yangi sunnat davom etaveradi. U o'sha eski sunnatni tatbiqi bo'ladi. Siz agar nasha harom desangiz, dinga xilof chiqsa ham bo'lmaysiz. U oyatga xamirdan qaytaruvchi oyatga amal qilayotgan bo'lasiz. Har qanday mazkuruvchi haromdir degan hadisga amal qilayotgan bo'lasiz. Nasha degan so'z hadis oyati yo'qsa ham yoki gerayin degan so'z. Shuni taqiqlash sunnat bo'ladi. Sunnatga amal qilish Rasululloh yo'liga ergashish bo'ladi shu. Tushunarlimi? Demak, va muhdasatul umur paydo, yangi paydo bo'lgan degan narsa emas, yangi degan so'z yo'q bu yerda. Paydo bo'lish sifati sobit bo'lgan sunnat va ijtihodni muqobiliga qo'yilgan. Zamonga aloqasi yo'q. 1-asr, 2-asr, 5-asr degan narsa yo'q. 1-avlod, 3-avlod degan narsa yo'q. Meni hayotim va mendan keyin degan gap ham yo'q. Chunki bid'at sahobalar davrida chiqib bo'lgan o'zi aslan zamonga qaytadigan bo'lsangiz. Xavorijlar kim? Bid'atchilarmi? Hazrat Ali'ni kofir deganlar kim? Bid'atchilar, xavorijlar. Hazrat Ali'ning bor hayotlarida chiqqan ular. Minglab sahobalarning orasidan chiqqan u. Qur'onni yuzaki o'qib olib o'zicha tushunganlardan chiqqan. Sahobalarning fahmini olmasdan o'zicha tushunganlardan chiqqan. Shuning uchun inil hukmu illa lillah. Hukm faqat Allohnikidir degan da'vo bilan Hazrat Ali'ni kofir qilishgan paytda Hazrat Ali kalimatu haqqin yuradu biha al-batil. Haq gap, inil hukmu illa lillah. Lekin iroda qilingan ma'nosi botil. Bular noto'g'ri taqvim qilyapti deganlar. Bid'at nimadan kelib chiqqan? Sahobalarning fahmidan chetlanishdan kelib chiqqan. Agar mujtahidlarning fahmidan chetlansangiz, bilingki bid'atda siz xotirjam bo'ling. Va muhdasatul umurdan murod nima ekan? Kitobi sunnat va mujtahidlarning ijtihodidan tashqariga chiqish. U zamonga aloqasi yo'q. Endi o'sha muhdas nima u desa, o'sha bid'at u. Kullu muhdathatin bid'ah. Mana shu yerdan biz Rasul akram alayhissalotu vasallam boshqa hadislaridagi bid'at haqida aytgan so'zlarini tushunib olamizki, u kishi bid'at deganda zamonga bog'lamagan ekanlar. Mendan keyin paydo bo'lgan narsa demagan ekanlar. Yoki sahobalarimdan keyin demagan ekanlar. Balki kitobi sunnat va uning mazmuniga qarshi narsalar degan ekanlar. Bid'atdan murod. Zamonga aloqasi yo'q mutlaqo, davrga aloqasi yo'q. Chunki shariat unaqa 2 asr, 3 asr nozil bo'lmaydi. Shariat Rasulullohga nozil bo'lgan xolos qoplangan shu bo'yi vahiy. To'xtagan. Undan keyin ijtihod davom etadi. Ijtihodga xilof bo'lgan. Demak, ijtihod yo'nalishini agar o'sha mujtahidlarning usullaridan olmasa kishi kitob usulidan o'zimcha olaman desa, o'sha odam bid'atchi. Bu gapni yo bemazhablar aytadi. Yoinki almoniylar aytadi, dinni buzmoqchi bo'lganlar. Ikkalasi ham bitta natijaga olib boradi. Unisi ham kitob usulidan o'zim olaman deydi, fiqhni qoralaydi, fuqaholarga tosh atadi. Bunisi ham mazhabga ergashish mutaassiblik, biz kitob usulidga ergashamiz, Alloh va Rasuli turganini kimga ergashamiz? Biz daliliga qaraymizda bu ham o'sha ishni qiladi. Ikkalasi almoniy bilan
Bemezhab bitta natijaga olib boradi. Dinni buzish, sünnetten çıkarış, bid'atga olib kirish. Bitta natijaga olib boradi. Aqidada ham shu, fiqhda ham shu, tasavvufda ham shu. Axloqda ham. Shuning uchun siz tasavvufni ham san'at bilan oling. Fiqhni ham san'at bilan oling. Kelyapti alhamdulillah ummat. Hadisni ham san'at bilan oling, aqidani ham san'at bilan oling. Shundagina Rasulullohni alaykum bi sunnati degan so'zlarga erishgan bo'lasiz. Ama rivoyatni o'zidan olaman desiz adashasiz. Çünkü rivoyatni o'zidan olishga sizi faqihlik şartı bo'lgani uchun layoqatsiz yetmaydi. Sizga bitta zayıf hadisni aytib bersa ham qabul qilaverasiz. Bu hadis sahih desa, sahih desa ham qabul qilaverasiz. Natijada siz aytasizki, Abu Hanifa mana bu hadisga erishgan ekan, u zayıf ekan. O'zi mana uni teskarisidagi hadis sahih ekan, mana falon kitobda turib tukan, meni domlam aytdi deysiz. Siz domlangizga erishgan bo'lasiz. Müjdayitni qo'yib, müjdayitni qo'yib ijtihodga haqqi yo'q, chalamullarga erishgan bo'lasiz. Müjdayitning xatosi shariat ahkomiga kiradi, xato qilsa ham. Chunki Alloh shunga izn bergan. Payg'ambarimiz alayhisolam müjdayit ijtihod qilsa, xato qilsa bitta, to'g'ri topsa ikkita savob oladi deganlar. Ammo ijtihod haqqi bo'lmagan odam qilsa-chi, to'g'ri topsa ham shariatni zimniga kirmaydi. Shariat amal hisoblanmaydi. Unga ergashgan shariatga ergashgan bo'lmaydi, sunnatga ergashgan bo'lmaydi. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhisolam kim Qur'oni Karimda o'z fikri bilan so'z aytsa, to'g'ri topsa ham xato qildi deganlar. Farazan o'sha domlangizning gapi to'g'ri bo'lsa ham shariy hukm sifatini ola olmaydi. Shuning uchun kimiki sunnatga ergashmoqchi bo'lsa, shariatda hamma bobida san'at bilan kelayotgan ilmga ergashsin. Ana shunday qilinsa ixtilof bo'lmaydi. Ana shunday qilinsa Müslümanlar birleşedi inşallah. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bana şu talimatını verdiler. En sual tuğuladı. Mezhepler ihtilap kıladı yo. Ha ihtilap kıladı. Unuzdiki ergesizden, unuzdiki ergesizden sünnetten çıkmayız. Lakin bitesini tutuş gerek. Ne mi için bitesini tutuş gerek? Çünkü bitesini, bitte fatvasını alsayız, o şu fatvasındaki hemen kaideni agen bulasın. Onu da kaide bilen bitte fatva çıkarış mümkün. Siz bitte fatvanı alış bilen, onu da kaideni kabul kıyan bulasın. O'sha 10 ta qoidadan fiqhda yana 1000 ta masala chiqqan bo'lishi mumkin. 1000 ovsini qo'shib qabul qilishingiz kerak. Bitta masala emas. Bitta masalani o'zini olaman desiz, siz dinni o'yin qilayotgan bo'lasiz. Havoyingizga, nafsingizga yoki chalamullar domlangizning nafsiga ergashayotgan bo'lasiz. Tushunarlimi? Kimiki bitta masalada turishdan murod nima? Shariatga manhaj bilan, san'at bilan amal qilish. Ta'assub emas u. Ve hemen mezhep Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetleri. Törelesi yani, töreli hak mezhepler. Şimdi arada ihtilap olsa ihtilap olur. İlmi bahs olur. Ama ana şu peyitte hem ihtilapta kendi yol tutuşunu sünnetten organiz. Aleyküm bi sünneti türedi. Sahabe-i kiramlar da arasında ihtilap olganda kendi yol tutukarlar. İbni Abbas raziyallahu anh'ın şagirdleri İbni Mesud fatvasını eşitse hemen kimi koyu organ. İbni Abbas kergeşi organ. İbni Mesud şagirdleri mesela Hazreti İmam İbn-i Mesud şagirdleri İbn-i Umar'ın fatvasını eşitken ama İbn-i Mesud kirgeşe organ, uzu organ, ustaz kirgeşe organ. Ama orada dostluk, birlik, hem nefeslik, hem cihetlik eti orada. Bu orunda hem ihtilafke kendi münasebet bildirişte hem sünnetke amel kırış gereği bu. Aleyküm bi sünnetine eğer biz zor tutarsak ve sünnetil hulefaya uğraştık. Ben şu hadisini eğer doğru tutarsak biz mutlaka birbirimiz bilen kelishmovchilikka kelmay qolishimiz kerak aslida. Faqat nafsimiz, shaytonimiz, orqamizdan kimdir gijjilagani, kimdadir gapni yutkizib qo'yishimizdan qo'rqqanimiz yoki kimdandir ta'minot yeb qo'yganimiz bizni ixtiloflarga olib keladi. Nafsimiz ya'ni. Alloh o'zi isloq qilsin. Mana bu hadisni qisqacha sharhi shu. Yana Alloh subhanahu va taolo tavfiq bersa, keyin yana bu to'g'rida ham bu mavzular gaplashiladi inshaalloh. Allah Teala özü menfaatli kılsın. Hemelerimizge özü tevfik, hidayetini berdevam eylesin. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel mursaline velhamdülillahi Rabbil alemin.